Şimdi de kredi kartı ile ilgili sınırlama haberlerine bir bakalım. Bakın 31 Mart 2024 tarihi 1 Milat. 1 Nisan 2024 itibariyle fiyatlar uçacak. Ekonomiyi tutabilmek için de planlardan bir tanesi kredi kartına harcamaya sınırlama getirme. Zorunlu bir tasarruf. Ya da enflasyonu tutabilmek için memeşimşim bir başka formül daha var. Çok zam yapıyoruz. Fazla zam yapmayalım. İnsanlara fazla para vermeyelim çok harcıyorlar demişti. Böyle bir yaklaşımı da var kendisinin. Ama çarşıda pazarda her yerde o kredi kartı kullanılıyor. Nasıl olacak? Kaç kredi kartınız var? İki tane var. Borcu var mı? E tabii ki var ya. Tamamını kapatamıyoruz. Nakit ihtiyacımız olduğu için zaten kredi kartını kullanıyoruz. Küçücük bir 7 liraya 8 liraya kredi kartı çekiliyor. Yani ülkemizin durumu bu. Başta dar gelirli en küçük gıda alışverişinden akaryakıta kadar temel ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşılıyor. Ancak ekonomi yönetimi verdiği sinyallerle kredi kartına yönelik taksit ve limit kısıtlaması hazırlığında. Kredi kartıyla ay sonunu getirenler de uzmanlar da çare olmayacağı görüşünde. Bu kadar yüksek seriden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Kredi kartını biz bir şekilde sınırlarsak enflasyonu çözeriz diye düşünüyor. Fakat ekonomistler de bu noktada şöyle bir itiraz geliştiriyor. Kredi kartlarındaki harcama artışı enflasyonun nedeni değil sonucudur diyor. Aslında fiyatlar arttıkça insanlar mecburen daha fazla kredi kartı harcaması yapıyorlar. Yanlış teşhisle tedavi olmuyor. Gerçek parası yok çünkü halkın. Kredi kartı sana açılan efektif bir limit. ...senin paran değil, emanet bir parayı harcıyorsun. Ve bu emanet paranın günden güne faizi giderek artıyor. Takla attırmak denilen e, kavramı e, gerçekleştiriyoruz. Ve yerleşik bir hal aldı bu. Sadece seçim döneminde 10 milyon yeni kredi kartı basılmış bankalar tarafından. 2022 Aralık'ta 451 milyar TL kredi kartı borcumuz varmış toplamda. 2023 Aralık'ta yani bir sene sonra... 1 trilyon 204 milyar TL'ye çıkıyor. Bak sadece bir yıldaki artış kredi kartı borcundaki %166. En fazla kredi kartının kullanıldığı yerlerin başında akaryakıt istasyonları geliyor. 50 litrelik bir aracın deposu ortalama 2250 liradan doluyor. Ve sürücülere göre kredi kartı kullanmalarının iki önemli nedeni var. Bir, akaryakıt pahalı olduğu için bu kadar nakdi taşımak pek mümkün değil ama asıl en önemli nedense nakit sıkıntısı. Yani benim cebimde para yoksa nakit yoksa ben kredi kartından başka dayanacak bir seçim yok yani nereden temin edeceğim? Kimden alacağım, kimden vereceğim, ay sonu nasıl getireceğim? Ankara Ticaret Odası da kısıtlama bir yana ticari kredi kartlarında taksit sayısı artırılsın çağrısı yaparken akaryakıt istasyonları da bankaların yüksek komisyonlarından dertli. EPGİS kartlı satışlarda komisyon masrafının tüketiciye yüklenmesini ya da nakit alımını teşvik için promosyon yakıt formülünü talep etti. Tüketiciye bunu yansıtmak kanuna da aykırı. Tüketiciye niye yansıtıyoruz bunu? Post cihazı kullanmasınlar o zaman.